Merhaba gençler. Bu videomuzda 4. ünitemizin konusu olan On the Phone ünitesini işleyeceğiz. Bununla ilgili kısa bir özet hazırlıyorum sizin için. On the Phone ünitesi telefon görüşmeleriyle ilgili ünitemizdi. Telefonda aradığımızda, karşı taraf açtığında, iletmek istediğimiz mesajlarda çeşitli kalıplar kullanmıştık. Bunların özetlediğimiz bir video olacak. Başlayalım. Ünitemizin temel konusundan birisi ways of communication'dı. Yani iletişim yollarıydı. Nelerdi bu iletişim yolları? Şöyle kısaca bir bakalım. Use social networks. Sosyal ağları kullanarak biz iletişim kurabiliyorduk. Text and message. Mesaj göndermek. Leave a voicemail. Sesli mesaj bırakmak. Write a letter. Mektup yazmak. Make a phone call. Telefon görüşmesi yapmak. Send an email, e-mail göndermek, yani elektronik posta göndermek. Leave a message note, mesajımızı ilettiğimiz bir not bırakmak. Send a fax, fax göndermek. Ve speak face to face, yani yüz yüze konuşmak. Bu iletişim yolları temel olarak bizim kitabımızda yer alan iletişim yollarıydı. Telefon görüşmeleri sırasında caller, yani arayan kişi tarafından kullanılabilecek bazı temel kalıplarımız var. Öncelikle arayan kişinin kendini tanıtması söz konusu. Peki bunun için hangi cümleleri kullanabilir? Hello, this is Jack. Hello, Jack speaking. It is Jack. Jack here. Görmüş olduğunuz bu dört cümlenin de karşılığı aslında bizim için ben Jack. Kişi kendini tanıttı. Peki ne niyetle aradı? Telefonu birisini istemek için aradığını düşündüğümüzde hangi kalıpları kullanır? Is Jack in? Or is Jack there? Jack orada mı? Can I talk to Jack please? Can I speak to Jack please? May I speak to Jack please? Jack'le konuşabilir miyim lütfen? Anlamında kullanabileceğimiz örnek cümlelerimiz. Would you put me through to Jack please? Lütfen beni Jack'e bağlar mısınız? Is that Jack? Jack'le mi görüşüyorum diye sorarken kullanabileceğimiz kalıplar. Peki, aradığımız kişiyi telefonda görüşemiyoruz, konuşamadık. Ona mesaj bırakmak için hangi cümlelerden yararlanabiliriz? Can I leave a message please? Mesaj bırakabilir miyim lütfen? Can you please tell him that Jack called? Or can you say that Jack phoned? Ona, yani Jack aradı der misiniz? Jack aradı der misiniz? Jack'in aradığını söyler misiniz? Could you ask him to call me? Beni aramasını söyler misiniz? I'll call back later. Or I'll ring back later. I can call back later. Or I can ring back later. Bu görmüş olduğunuz cümlelerde onu daha sonra geri arayacağım anlamında kullanacağımız örnek cümleler. Ya da şöyle söyleyebilir. This is Jack. My number is 574831556. Ben Jack ve telefon numaram bu deyip sesli mesaj notu da bırakabilir. Peki, receiver açısından, yani alıcı, telefonu açan kişi açısından şimdi değerlendirelim. Telefonu açan kişi kim olduğunu sorabilir, değil mi? Who is calling? Kim arıyor? Can I ask who is calling? Or may I ask who is calling? Kimin aradığını sorabilir miyim? Diyebilir. Peki, karşı taraf görüşmek istediği kişiyi söyledi. Ve o kişi oradaysa eğer. Nasıl cümleler kullanabilir? Hold on. Or hang on. Or wait, just one moment. Bunların hepsi bekle demek. Bir dakika lütfen, bekleyin. I'll get him. Veriyorum. I'll put you through. Bağlıyorum, hattı bağlamak anlamında. Let me try to connect you. Sizi bağlayayım. Could you hold on a moment?
Or can you hold on a moment? Bir dakika bekler misiniz lütfen? Peki, karşıdaki kişi birisiyle görüşmek istedi ve o görüşmek istediği kişi şu an burada yok ya da meşgul. O zaman hangi kalıplardan yararlanacağız? Sorry, he isn't available now. Üzgünüm, şu an müsait değil. Sorry, he is out now. Üzgünüm, şu an dışarıda. I'm afraid he's gone out. Korkarım dışarı çıkmış. He isn't in or he isn't here or he's not at home. Burada değil, evde değil. Sorry, he's busy at the moment. Üzgünüm, şu an meşgul. He is in a meeting. O toplantıda. Peki, görüştüremedik kişiyle bu durumda karşı tarafın mesajını almak istersek, iletmek üzere hangi cümleleri kullanabiliriz? Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? Do you want to leave a message? Mesaj bırakmak ister misin? Can I take your name and number? İsmini ve numaranı alabilir miyim? I'll tell him or her when he or she gets back. Döndüğünde ona söyleyeceğim. Her zaman net konuşmalar olmayabilir. Bazen karşıdaki kişinin söylediklerini ya da sesini hattan dolayı ya da konuşma tarzından dolayı anlayamayabiliriz. Anlamadığımız durumlarda söyleneni tekrar duymak istediğimizde, tekrar etmesini istediğimizde hangi kalıpları kullanmalıyız? Can you repeat that please? Tekrar eder misin lütfen? Can you say it slowly please? Yavaşça söyler misin lütfen? Excuse me? What? Sorry? Özür dilerim, affedersin. What did you say? Ne dedin? Say it again, please. Tekrar söyle lütfen. I beg your pardon. Pardon me. Pardon, affedersin. Repeat it, please. Tekrar et lütfen. Gibi kalıplardan faydalanarak anlamadığımız bölümü tekrar etmesini isteyebiliriz. Rica cümleleri I öznesiyle de kullanılabilir, you öznesiyle de kullanılabilir ama bunların durumları biraz farklı olur tabii ki bu durumda. I öznesiyle ilgili kurulan rica cümleleri nasıl olur bakalım? Could I take your name? İsminizi alabilir miyim? I öznesiyle kullandığımda tabii ki bu işi ben yapıyor olacağım. You öznesiyle kullandığımızda ise karşı taraftan bunu yapmasını isteyeceğiz. Yani could you ask him to call me? Beni aramasını söyleyebilir misiniz? May I take your number? Numaranızı alabilir miyim? Could I speak to Steve please? Steve ile konuşabilir miyim lütfen? Ya da could you hold on a moment please? Bir dakika bekler misiniz lütfen? Would you please help me? Bana yardım eder misiniz lütfen? Gibi farklar oluşabilir. Peki bu tip durumlarda olumlu ya da olumsuz bir cevap verilir. Olumlu olarak cevap vermek istediğimizde certainly, of course, sure, yes, okay gibi ifadelerden faydalanabiliriz. Olumsuz cevaplar vermek istediğimizde ise sorry, sorry you can't or sorry I can't, I'm afraid you can't, I'm afraid I can't gibi kalıplardan faydalanabiliriz. Evet, ünitemizin ve diğer ünitelerde de çokça karşımıza çıkan bir durum aslında bu grafikler ve diyagramlar durumu. Bu ünitemizde de çıkması muhtemel soru tiplerinden birisi olarak değerlendiriyoruz biz bunu, grafik okumayı. Nasıl okuyacağız? These communication choices diye örnek bir tablo verilmiş bize. Gençlerin iletişim seçimleri. Yukarıdan aşağıya doğru iletişim yöntemleri sıralanmış. Altında da yüzdelik dilimler gösterilmiş. Yüzde kaç hangisi tercih edilmiş onu görebiliyoruz şu anda. Peki görmemiz gereken tek kısım bu değil. Çünkü bizden sayısal veri olarak her zaman seçeneklerde istemeyecektir. Buralarda yorum katmak çok önemlidir. Yani bu yüzdelik dilimleri nasıl yorumlamalıyız? Hemen yan tarafına bakarsak %0 olarak gördüğümüz bölüm için no, none, any yani hiç anlamındaki
girmeyi kullanmamızı isteyecektir. %20'lik bölüm için söyleyeceğimiz kısım ise some, yani birazı. %50'lik dilim için half, yani yarısı. %60 gibi %50'yi aşan durumlardan bahsederken more than half, yani yarıdan fazlası ifadesini kullanacağız. %100 olan bölüm için ise whole, entire, all, yani katılımcıların tamamından bahsettiğimizi ifade etmemizi isteyecektir. %8'lik bir dilimde %10'a kıyasla nasıl bir şey söyleyebiliriz? Less than 10%, yani %10'dan azı gibi bir ifade bizim için örnek bir ifadedir. Bu her zaman tabii ki %8 burada örnek olarak gösterilmiş ama her zaman %8 olmayacaktır. Yani tam sayılara biraz kaldığını göstermek için ondan azı ifadesini kullanabiliriz. %18. Bunu %20 ile kıyasladığımızda approximately, about, nearly, almost 20% gibi düşünebiliriz. Yani yaklaşık olarak, civarında, neredeyse %20 olarak ifade edebiliriz. 138'lik bölüm için over than 30% or more than 30% diyebiliriz. Yani %30'dan fazlası. %27'lik dilimi görüyoruz burada. Ne diyebiliriz bunun için? More than quarter. Yani çeyrekten fazlası şeklinde de karşımıza çıkabilir. Aşağıda da bu ifadeler kısaca özetlenmiş. More, over, daha çok. Less, daha az. The most, en fazla. The least, en az. Yani bir yüzdelik bu tabloda, grafikte en az hangisi diye sorabilir. Ya da en çok hangisi diye sorabilir. Approximately, about, nearly, almost, hemen hemen, yaklaşık olarak, civarında anlamlarında kullandığımız kalıplar. Ünitemizde çokça karşımıza çıkan temel ifadeleri burada toparladık. Şöyle özetleyelim. Wait, hold on, hang on, beklemek anlamındaki ifadelerimiz. Connect, contact, keep in touch, communicate, iletişim kurmak, bağlantı kurmak, iletişim halinde olmak anlamında kullandığımız ifadeler. Put somebody through, bağlamak. I'll get him, I'll get her, bağlıyorum, veriyorum anlamında kullandığımız önemli ifadeler. Busy, engaged, occupied ise meşgul anlamında kullandığımız ifadeler. Telefonu açmak ve kapamakla ilgili pick up, açmak, hang up, kapatmak anlamında kullandığımız ifadeler. Dial, call, aramak, note, memo, message, kısa notlar anlamında kullandığımız, not kağıtları bırakmak anlamında kullandığımız ifadeler. Soon ise hemen, en yakın zamanda anlamındaki ifade. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Faydalı olduğunu umuyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.